Öncelikle ben de hayırlı sabahlar diyerek sözlerime başlıyorum. Tabii değerli hanımefendiler de var, onları da atlamayalım. 93'ten bu tarafa 26 yıllık bir kooperatif. Öncelikle yeri çok güzel tabii. Evet. Hiçbir şey yoktu burada bildiğim kadarıyla. 26 sene önce boş bir araziydi, boş bir arsaydı belki ufak tefek böyle binalar varsa da onlar vardır. Rahmetli bildiğimiz kadarıyla Hayri Tekçe Bey buranın temellerini atmıştı. Allah rahmet etsin. Sizler de hep beraberce üye olmak suretiyle bugünlere kadar getirdiniz. Belediyeler bir şehrin de adeta annesi gibidir. Hepimiz için annelerimiz sığındığımız bir liman gibidir. Derdiniz olur anneye sığınırsınız. Sıkıntınız olur annenizin değil mi göğsüne şöyle yaslanırsınız. Babanız anlatamadığınız şeyleri anneye anlatırsınız. Her isteğinizi anneden istersiniz. Yani anne farklıdır. Belediye de böyledir. Belediyeler de anne gibidir. Belediyelerin görünen görevleri olduğu gibi görünmeyen de birçok görevleri vardır. Hani yasayla belediyelerin yetkileri, hangi görevde iştigal etmeleri gerektiği yazılıdır. Ama bugün baktığımızda bunun haricinde birçok konuda da belediyenin de yetkili ve görevli olduğunu da ben görüyorum. Açık da adam, yolda kalmış insan, yardıma muhtaç bir aile gelir belediyeden yardım ister. Onun haricinde elektrik lambası söner, telekomla ilgili bir sorun olur, belediye aranır. Veya parkta bir asayiş problemi vardır. Yine insanlar belediyeden bu noktada şey yapar, yardımını ister. Onun için biz bundan da yani hiç asla niye böyle demiyoruz, tam tersi ne güzel diyoruz. Yani biz de bu noktada şu görev de bizim, bu da bizim değil falan deyip de topu da taca atmadan görevimizin dışında da elimizden geldiği kadarıyla da yine bu anlamda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ne kadar çalışkan olursa şehir de o kadar çalışkan oluyor. Belediye ne kadar güvenilir ve ne kadar geleceğe dair hayalleri, sevdaları, heyecanı olursa şehrin de o anlamda sevdası, heyecanı oluyor. 5 yıllık birinci dönemimiz sonunda değerli dostlar, verdiğimiz sözleri %90 civarında yaptık. %90'ını gerçekleştirdik. %10'luk bir belki yapamadığımız kısım oldu. Onun haricinde ben şöyle bir anlayışla yola çıkacağımı hep söylemiştim ve buna da uymaya çalıştım. Tabii bunun takdiri sizindir. Benim söylemem çok doğru olmaz da. O da şuydu. Yani şehri ortak akılla yönetmek. Yani ben bilirim, ben yaparım veya birkaç kişiyle karar alırız değil de biz taslak koyarız, biz bir fikir ortaya koyarız ama bunu koyarken vatandaşlarımıza da sorarız. Onlar da bu işi tasdik ederse yaparız. Veya mahallede bir şey yapacaksak önce mahalleliye sorarak bir işi yapalım. Mahallelinin istemediği, onların talep etmediği, tasvip etmediği bir şeye de girmeyelim. Hep inanın bu açıdan olaylara yaklaşmaya çalıştım. Bunun da yolu böyle toplantılar dedik. Ve 5 yılda İnanın yüzlerce belki esnaf kahvaltısı yaptık. Sadece işte sanayici esnafımız var burada. Belki 50-60 defa sanayide kahvaltı yapmıştırız. İnan öyledir yani. Onun haricinde caddesinde, meydanında, Behzat'ında, ara sokaklarında çok defa hep sabahları haftanın 1-2 günü ben inanın belki birkaç yani istisna dışında hep kahvaltılara esnaflarla başlamıştırız. Sivil toplum örgütlerini hiç eksik bırakmadık. Onlarla defaten buluştuk. Özellikle mahalle toplantılarını ihmal etmedik. Yaptığımız mahalle toplantılarının belki 3/2'sini bayanlarla yaptığımız belki teşkil etti. Ama erkeklerle de akşamları yaptığımız sohbetlerle de aynı şekilde yine her zaman her daim birlikte olmayı, birlikte istişare etmeyi önem verdik. Ve sonuçta şunu söylüyorum ben. Bir kuşun iki kanadı olmadan nasıl ki uçamıyor ise belediyeciliğin de iki kanadı var. Birisi hizmet etmek, eser üretmek, şehri eserlerle donatmak, o bir kanadını oluşturuyor. Diğer kanadı ise insanlarla sohbet etmek, dertleşmek, dertlenmek, beraber olmak, samimiyeti oluşturmak. Diğeri de bu. Bu ikisini eğer ki yaparsanız zaten bu iş gidiyor. Yoksa ikisini eğer yapamazsanız bir tarafıyla eğer ben giderim derseniz o zaman da eksik kalıyor. Hele hele insani ilişkilerin %50 daha fazla ve daha önemli olduğunu da düşünüyorum. Bir defa şehrin ekonomisi önemlidir.
Şehrin ekonomisi ne kadar büyürse, gelişirse, şehir de o kadar büyür, gelişir. Bunun da yolu tabii yatırımdır. Yani dışarıdan Tokat'a yatırım getirmektir. Artı Tokat'taki iş adamı ya da esnafları büyütebilmektir. Buranın gün yüzüne çıkmayan ürünlerini, değerlerini ortaya çıkartmak veya ortaya çıksa bile bunları daha iyi pazarlayıp, daha iyi bir şekilde dışarılara satmak ve dışarıdan para getirebilmektir. Şehir böyle büyür. Şehirde de bir büyümeyi ve şehirde de bir gelişmeyi de daha da üst seviyelere çıkartmayı da düşünüyoruz. Allah sizlerin duasını bizlerden eksik etmesin. Amin. Şehrimiz için. Amin. Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Son yapılan bu yol çalışmasından dolayı da büyük bir güzellik yarattı mahallemizde. Bundan ötürü de başkanımıza teşekkür ediyoruz. İleride daha güzel bir mahalleye kavuşmak için başkanımızdan yardım istiyoruz. Bu konuda yapacağından da eminiz. Katkılarından dolayı, belediyenin mahallemize katkılarından dolayı da çok teşekkür ederiz. Belediye başkanımızın bizi ziyaret etmesinden dolayı çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Mahallemize getirdiği hizmetten dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımızın zaten Tokat'taki hizmetlerini sürekli takip ediyoruz ve çok olumlu çalışmalar yaptığını da biliyoruz. Biz de ayrıca teşekkür ediyoruz mahallemiz için. Ben de aynı duygulara katılıyorum. Yollarımız özellikle çok kötüydü, ona değindi zaten, yapıldı. Çocuklarımız için de park istiyoruz. Onu da bir an önce yapılırsa daha da memnun olacağız. Çok teşekkür ederim. Ben de arkadaşlarım söylediklerine katılıyorum. Başkanımız buraya gelmesi için teşekkür ederim.